Efendim herkese selam olsun, ben Seyhan Soylu. Efendim VIP konuklarım oluyor biliyorsunuz. Her seferinde farklı meslek gruplarından kişileri ağırlıyoruz. Özellikle bugün benim de çok ilgili olmuş olduğum bir konu. Spiritüel hayatın içerisinde o arınmayı kimle konuşacağız efendim? Dilek Üstün hanımefendiyle konuşacağız. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mucize tesiyim. Harika. Bu teta meta ne iş Dilek Hanım? Hani teta deniyor, arınma oluyor vesaire. Biz kendimizi nasıl arındıracağız? Önce yani hiçbir yardım almadan aynanın karşısında kendimizi de arındırabilir miyiz? Önce kendimizi sevmekle başlıyor yolculuğumuz. Yani göz gözü geldiğimizde evet. Karşıdaki insanı seviyorsanız ruhumuza kendimiz önce dokunmalıyız. Evet, karşımızdaki evet. Aynadaki kişiyi kendimizi seviyorsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü o fiziki görünen bedende ruhsal bir varlığız biz. Hem ruhsal hem duygusal. Bunu da bu ruhu da üfüren bir yaratıcı var. Tabii, aynı zamanda Rabbimiz bize yaratıcılık kimliği verdi. Rahim ismi sıfatıyla bizi anne yaptı. O yüzden bu parçanın farkına vararak yapabileceğimiz, güçlü olduğumuz her şeyi yapabileceğimize inanıyor ve karşıdakini seviyorsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Peki kendimizi sevmek için neler yapmamız lazım? Özümüzle buluşmamız lazım. Özümüz denilen şey nedir? Allah-u Teala'nın bizdeki parçasıdır. Yani onun İnanmak, üflemiş olduğu nefes zaten evet, bizim öz şeklinde. Evet, evet. İslam olmak nedir? İslam olmak demek inanmaktır. İnsan olmak. İnsan olmak. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük makam. Yani etle, tırnakla, konuşmayla, gözle, işte çoluk çocuğa karışmakla insan olunuyor mu? Asla olunmuyor. İnsan olmak kulluk makamıyla başlıyor. İşte Allah-u Teala'nın varlığını fizik bedenimizde yaşayarak, hissederek hayatımızı devam ettirirsek orada insanı kamil, kul ve halife makamına ulaşıyoruz. İşte orada özümüzle buluştuğumuz zaman evren, kainat, sonsuzluk, dün, bugün, cennet ve cehennem diye bir kavram kalmıyor. Cennet ve cehennem aslında yaşadığımız İnsanın dünyada. Her şey kendi bünyesinde. Peki bir vicdanime muhakeme diyorlar ya. Vicdani muhakeme, vicdanıma ben de çok kullanırım. Nedir bu vicdani muhakeme? Kendi insanın kendine verdiği cevaplardan tatmin olma halidir. Yani insanın kendisinle o vicdanında tartmış olduğu adalet mekanizmasıdır. Evet, evet. Peki bu insanın adalet mekanizmasını geliştirebilmesi için ne yapması lazım? Özüyle buluşması lazım. Peki o özüne buluşmak için hangi yollara gitmek lazım? Aynada kendi benliğine ulaştı ve öz çekirdeğine gelebilmesi için önce sevmesi, dokunması, hatta seyahat etmesi, evet. Astral, hologram vesaire bunların her adı şey, evet. Tanrısal bazda evet. O karmanın evet. Yani kendi işte o karma, bilimsel anlamda karma, ilim anlamında büyüdü, vesveseydi, nazardı. Vesaire. Yani o kötü negatif enerjiden nasıl arınacağız? Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimi, mucizeler eğitimini almadan önce Refik Hocam Türkiye'de bu buluşu bulmuş ve insanların hayatına mucizevi bir şekilde dönüşüm sağlamış bir bilim adamı diyorum ben kendisine. O kadar mütevazı, eğitmen kimliğiyle herkesin hayatını değiştiriyor. Bilinçaltımıza 7 yaşına kadar hayatımızın %88'inde ki kısmını kullanıyoruz. %100'lük bir hayatın 7 yaşına kadar %88'ini orada öğreniyoruz. Geri kalan 7 yaşından 70 yaşına kadar da %12'lik kısmı bunun gerçekliğini kanıtlamak için yaşıyoruz. Dolayısıyla bilinçaltımızda ne varsa onu yaşamayı ve onun gerçekliğini ispat etmeye çalışırken suçluluk duygusu, değersizlik duygusu, bolluk berekette tıkalı alan varsa o %12'lik dilimde onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben kendi öz kimliğimi bulurken, ben bu yolculukta komşuyla dertleşirken kendimizce olan aklı veririz ona ama koçlukta profesyonel bir yardım alırız. NLP'de beynimizi hayatımızı yönetmek için kullanırız. Hipnozla çocukluğumuza inip şifalandırırız. Kuantumla bir enerji mekanizması vardır, bunu öğreniriz. Her şeyde evrende bir enerji var. Kuantum nedir? Kuantum bir enerjidir. O enerjiyi biz öğrenip yönlendirebilirsek frekans olarak nerede neyi hissediyorsak onu çekeriz. NLP nedir? NLP beynin kendi kendini nöropatik sistemde oluşturmasıdır. Hepsi bir enerjidir, hepsi bir frekanstır. Access bars nedir? Access bars soru sormaktır. Sorulara karşılıkta hayatımızı yönlendirmektir, yönetmektir. Yani şu saymış olduğumuzun hepsi aslında bir estetik cerrahın hani
Birisi burnunu uzmanlık alanı burun, öbürü göz, öbürünüz dudak, öbürünüz kolajen. Evet. Yani medikal estetikte evet, nasıl evet, branşlar ayrılıyorsa. Evet. NLP, Access Bars vesaire bunların işte Refik Bilinçaltı. Hoca olmuş olsun, Bilinçaltı mucizeler eğitimi, Refik evet. Korkmaz beyefendi olmuş olsun. Herkesin farklı tekniklerle insanı nasıl güzelleştirme. Bedeni Evet. güzelleştiriyorlarsa, görünen gözü Evet. güzelleştiriyorsa bu da ruhun tedavisini olan Geçmişimizi yapmak bir ve geleceğimizi. Yani ruhun tedavisiyle ilgili minik dokunuşlar. Çok güçlü dokunuşlar. Peki bu dokunuş... Şelalenin yönünü değiştirmek. Peki Nivyara'ya nasıl ulaşıyoruz? Özümüzü bularak. Peki o özümüze ulaştıktan sonra bu arada aracı olarak kimleri alıyoruz? Bu saydığımız yöntemlerin hepsi bizi kendimizi bulmamız için bir araç. Biyoenerji, koçluk, NLP, kuantum, hipnoz, bilinçaltı dili, doğu astrolojisi, batı astrolojisi, feng shui, her şey hayatı ve insanı güzelleştirmek üzerine bir malzeme. Access Bars. Bu yolculukta insanların farklı kullandıkları şeyler. Biri doyarken elma yemek ister, biri doyarken et yemek ister. Ama her şey fiziki bedeni besler. Ama ruhi beden, ruhsal ve duygusal bedenimizi beslemek için kim neden hoşlanıyorsa onunla donatmalıyız. Siz bunların hepsini eğitimini evet, aldınız mı? Evet, kendi kişisel yolculuğumda kendimi bulmaya çalışırken, kendimi doldurmaya, kendimi aydınlatmaya çalışırken bu ışığın artık evrensel olarak herkese ulaşmasını, bu ışıktan herkesin faydalanmasını sağlıyorum. Ne zaman tanıştınız kendi öz çekirdeğinizle? 5 yıl olmadı diyebilirim. 5 yıl? Evet. 5 yıl önce ne iş yapıyordun? Ben 23 yıllık güzellik uzmanıyım. Epilasyon, makyaj, masaj ve cilt bakımı yapıyorum. Daha önce de 9 yıl halk eğitimde kurs öğretmenliği yaptım. Astrolojide de doğuştan yaralı şifacı, Şiro'nun yaralı şifacı, geçmiş yaşamda şifasını tamamlamayıp bu yaşamında kendi şifasını bulmak isteyen demek. Benim birinci evimde yaralı şifacı var. Ve ben şifacı olduğumu kendim, etrafımdaki insanları, kendimi iyileştirerek buldum. Minare kendini göremez. Doktor kendini ameliyat edemez. Diş hekimi kendi dişini çekemez. Ben kendime cilt bakımı ya da epilasyon yapamam. Ama etrafımdaki herkese bu güzellikleri ve bilgileri ve eğitimleri uygulayabilir, yani yapabilirim. Terzi söküğünü dikemez. Evet, atasözlerimizde de öyledir. Terzi kendini sökemez, dikemez. Ama biz etrafımızda bu bilgileri faydalandırarak etrafımıza bu ışığı yayarız. Dolayısıyla ışık işçisi oluruz. Evren herkes kendi işini en iyi yaparak... Durduk. Işık işçisi. Evet, onu yani anlatıyorum. Yani ruhun tedavisindeki işçilik yapıyorsunuz. Evet. Zanaatkar evet, gibi değil mi? Orada evet, motif evet, yapıyorsunuz. Evet. Peki o motifi yaparken geldi size bir danışanınız. Evet. Geldi dedi ki benim çok psikolojim bozuldu. Evet. Kocamla da papaz oldum. Evet. Adamda da şiddet var. Evet. Ben bundan korunmak için ne yapmam lazım? Bilinçaltıyla çocukluğuna iner. Hipnozla, geçmiş şifasıyla, bolluk bereketle, bilinçaltı diliyle, mucizelerle biz onun geçmişini sileriz. Sıfırlarız, kamera kayıtlarını da sıfırlarız. Yeniden bir oluşum yaparız, istediği gibi bir hayatı eline veririz. O zaman şu, yani diyorsunuz ki biz bir yazılım programıyız. Evet. Mevcut olan yazılım programında bir virüs kaçmış olabilir. Evet. Virüsü kaçmasıyla ilgili bir format atmak lazım. Evet. Atılan formatta yeniden fabrika ayarlarına dönmek lazım. Evet. O virüs hayatımızdan çıktıktan sonra normal zaten işletim sistemi devam edecek diyorsunuz. Anne karnındaki ilk oluştuğunuz ana gidiyoruz. Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimi diliyle. Peki. Oradan bütün hasarları onararak, tedavi ederek şimdiki yaşamımıza, şimdiki yaşamımızdan da 100. yıla kadar yeniden programı düzenleyerek götürüyoruz. Dilek Hanım ne kadar sürüyor bu seans? Bir seans yani ne kadar sürüyor? Yarım saat mi, 45 dakika mı? 15 dakika. 15 dakika. Yarım saat, 45 dakika, bir saat. Sizin ihtiyacınıza binaen zaman ne kadarsa ona göre ayarlıyoruz. Danışanla 15 dakikada değiştirebiliyoruz. Ne oluyor mesela? Silip değişim yeni bir sayfa vermek değişim eline. Değişim ne oluyor? Özgüveni de yerine geliyor mu? Her şey, her şey. Peki kocasınla olan ilişkilerinde kendisini iyi ettiniz, kocasında ihtiyacı yok mu? Döven adam o, öbürü aslında. O da düzeliyor. Düzelmeyen hiçbir şey yok. Yani onunla mı getirmesi lazım yoksa uzaktan da ona mı? Eşine ve çocuğuna tam yetkili vekalet aldığı için, tam yetkili vekil olduğu için onun vekaletiyle onu da tedavi edebiliyoruz. Ama sizin özgürlük alanınıza, sizinle aramda kan bağı yoksa asla giremiyorum. Çünkü Refik Hocam'ın etik kuralları var. Oraya asla müdahale edemiyoruz. Yani şunu demek istiyor değil mi?
Danışan onunla gelmesi lazım. Eğer helalliysen, gerçekten karısıysan, evet, çocuğuysan, evet, annesiysen, evet, babasıysan. Evet, vekaletin varsa. Bu ruhunuzun tedavi yöntemi. Kesinlikle. Eğer ki bu tedavi yönteminde vekalet kılınmazsa, evet, Allah katında, Allah, eğer Allah'ın elbette indinde size bu vekalet verilmezse. Evet. Yani ben şimdi adam evli, ben ona metres olmuşum. Diyorum ki bu herif bana aşık olsun diye bir sinyalizasyon yolluyor. Asla böyle bir şey yapamayız. Etik yani değil. Yani böyle bir şeyi yapan hoca tayfası bile, büyü tayfası bile azaldı ki. İnsanlar ben onları hiç tanımıyorum zaten. Ben onları hiç tanımıyorum. İnanır mısınız büyüye filan? Frekansta kalarak her şey mümkün. Ama frekansınızı yüksek tutarsanız o frekanstaki olayları çekersiniz. Yani eğer ki üst bilinçseniz, vücudunuzdaki bütün negatif enerjiler arınmışsa büyü filan da asla tutmaz. Asla. Biz nazar değmesin deriz ya, biz nazar frekansında kaldığımız için siz beni gözünüzle düşürebilirsiniz. Ama ben nazar seviyesi 50'lerde, ben 100 frekansının üzerindeyim. Bana nazar bakıp da ulaştıramaz. Çünkü mucize ötesine geçmişsiniz. Refik hocamın mucizeler eğitimi frekansıyla biz 100'ün üzerindeyiz. Nedir o mucizeler frekansı? Şimdi bizim 100 üzerinden frekansımız var vücutta. Tamam. Siz bana nasılsınız dediğimde ne cevap verirsiniz? İnsanlarla iletişimde nedir sizin üslubunuz? Çok teşekkür ederim. Şükür olsun iyiyim. Şükür olsun iyiyim. İyiyim frekansı 50'lerde bir frekans. Onun üstü muhteşemim, harikayım, şahaneyim, mucizeyim, mucize ötesiyim. Ben hep kullanırım. Evet. Millet de deli der bana. Estağfurullah. Vallahi gerçekten. Ben insanlara söylüyorum mesela. Diyor ki mesela insan bana soruyor. Nasılsın diyor. Şükür olsun çok iyiyim, benden iyisi yok diyor. Harikasınız. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Yani Allah'ın diyorum yaratmış olduğu, bana vermiş olduğu tüm özelliklere şükürler olsun. Şükürler daha olsun. Daha da verirse de hamdolsun diyorum. O da yetmiyor. Eğer ki diyorum ki dünyaya diyorum tüm güzellikleri benim için yolladı. Kullanma selahiyeti de bende olduğu için size izin verdim diyorum. İşte o kadar. Yani özgüven çekirdeğimi kendim zaten tahmin ediyorum. Öz. İşte burada öz. Bulacağımız tek yolculuktaki kimliğimiz öz. Özle buluştuğumuz zaman her şey güzel. Her şey mucize ötesi. Memleket neresi? Sinop'ta yaşıyoruz. Sinop, Boyabat'ta yaşıyoruz. Ne güzeldir o Sinop be. Muazzam. O mutluluk Sinop şehri. Ne güzeldir. Oralara gelirsem çayınızı içmeye gelirim. Başımın gönlümün üstüne yani yeriniz var, buyurun. Kaç sene oldu biliyor musunuz? Herhalde bir 12-15 sene falan olmuştur. Çok olmuş. Her yıl gelmelisiniz yani bence Sinop'a. Yani Sinop çok güzel. Bana göre Karadeniz'in kültür başkenti. Kesinlikle öyle. Karadeniz'in kültür başkenti. Kesinlikle öyle. Karadenizlilerin. Evet. En mutlu insanların çıktığı şehir. Evet, ben orada çok orada yaşamak severim, ayrıcalık. Türkiye'min her yeri çok güzel. Gezdikçe o güzelliklerin Allah Teala ihtiyaca binaen meyveler, mevsimler ve iklimler oluşturmuş. Ona binaen de lütuflarda bulunmuş. Merkeze mi oturuyorsunuz? Boyabat'ta oturuyoruz. Boyabat. 90 kilometreye yakın bir şehirdeyiz. Mersfon doğumluyum ama babamın işi dolayısıyla biz Boyabat'ta yaşadık. Babam emekli olunca da ben evlendim. Boyabat'ta kaldık. Orada iş yerim. İlçeye orada yaşam alanımız. Orada yaşadık hep biz. Peki nereden esti aklınıza? Kendi ihtiyaçlarımdan doğan bir... Önce bir tedaviye kendim gideyim. Tabii dediniz, ben ihtiyacım olan şeyleri araştırmaya başladıktan sonra bu yolculukta akıştaydım. Ve meleklerime dedim ki ben ilham olarak sizden ilham istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olun, koruyun, şifalandırın. Ben bu yolculukla meleklerle çıktım. Yani onlar, siz önce dini olarak yola elbette, çıktınız. Elbette, elbette. Gönül gözünüzü açarak çıktınız elhamdülillah yola. Ve orada rehber olarak tabii ki Rabbimizi aldınız. Elhamdülillah. Kitaplarımızı aldınız. Elhamdülillah. Daha sonra da o yol size geleceğin teknolojik bir çağ olduğunu, geçmişteki gibi düşünmemeniz gerektiğini, bilimsel olarak da konuyu araştırmanız gerektiğini, elbette, kendi öz benliğinize ulaşmak için hem kitaplarımızı, yani dini kitaplarımızı hem de bilimsel kitapları harmanlayarak kendinizi geliştirmeye çok başladınız. Çok şükür elhamdülillah. Peki bu yolun içerisinde kocanız filan demedim mi? Hey kadın kendine gel biraz be. Ne yapıyorsun? Yani nedir bu NLP? Nedir bu Access Bars falan? Kocam dünya tatlısı bir insandır. Ben ne yapıyorsam sen nasıl biliyorsan öyle yap der. Hep bu yolculuğumda benim yanımda ve desteğim oldu. Ben ondan destek aldığım için bu kadar hem ruhsal hem duygusal olarak kendimi geliştirdim. Çocuklarım da benim bu gelişimimde çok yardımcı oldular. Onlar da faydalanıyorlar. 3 tane erkek çocuğumuz var.
Ben Kur'an-ı Kerim'in mealini 3 kere hatmettim. Kur'an-ı Kerim'de Allah hangi peygamber etsin. Amin. Allah herkese nasip etsin. Çünkü Türkçeden meal olarak o bize rehber geldi. Ne demek istiyor? Biz onu bilmek zorundayız. Zaten Kur'an demek rehber demek. Oku. İlk emri o. Çünkü ben oku ilk emrinden yola çıkarak okuyarak bu kadar yollar ve sizinle buluşmama vesile oldu. Bunu hoş ben geldiniz. İstemedim. Ben talep etmedim. Gönlünüzden hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok vallahi davetiniz şiir gibi için. Konuşuyorsun. Çok teşekkür akışını ederim. Ben şeye kızıyorum Dilek Hanım. Yani çok cahil insanlar da bu işi yapıyor. Şu danışma hikayelerini. Onlara çok kızıyorum. Yani kadının hiçbir ehliyeti yok. Hiçbir bilgisi yok. Yalnızca internetten 3-5 tane kelime ezberlemiş. Arz talep meselesi ama bunlar. Ama böyle de olmamalı yani. Kendisi okumalı. Kendisini iyileştirmeli. Ona bir şey demiyorum. Evet. Yani ilim, bilim sonsuzdur. İnsanlar hep bilgi almalı. Ama kendine daha şifayı bulmadan başkasına nasıl ehil olacaksın? Evet. Kendi öz çekirdeğine ulaşmadan başkasının çekirdeğine nasıl dokunursun? Olmaz ki, emanet olur. Emanet olur. Yani biz... yanlış insanlara da insanın kendi ve ruhunu teslim etmesi zor değil mi? Tabii ki. Yani mesela daha bir, çok yanlışa mesela götürür. Mesela estetik doktoruna gidersin, bir bunu yaptırırsın, düzeltmek için öbür doktor tedavi edebilir ama... Evet. Ruhunuza dokundurduğunuz zaman sıkıntı olabilir. Tabii ki. Ben öyle düşünüyorum. Yerle yeksan olursunuz, Allah muhafaza. Yani onun için onu daha da ehil insanlar seçmeli. Bilginin tomurcuğu olan, mekanizması olan, merkezi olan, her şeyi araştırmış, irdelemiş ve bilgi sahibi olmuş erdemli insanlara bu konularda gitmek lazım. Tabii ki, ben kesinlikle. Ben çok inanıyorum. Çok millet hatta bana diyor ki deli misin sen diyor ya. Sen bu kadar bilinçli insansın, eğitimli insansın diyor. Ne diye inanıyorsun bu diyor şeylere. Ama böyle ben, bir şey var. Hatta ben şunu da söylüyorum Dilek Hanım. Sizden bir adım daha öteyi söylüyorum. Fazla değil. 50 yıl sonra ameliyatların çoğu, hastalıkların çoğu bitmiş olacak. Ve insanlar... Öyle bir bilinçlenecek ki okullarda bu eğitimler verilecek. İnşallah. Vücutlarından insanlar Refik arınarak. Refik hocamın ama açı zaten bu. Ben 2080'in yani bilgisini getirdim diyor. Yani okullarda eğitimlerle bu hastalıkların inşallah, hepsini. İnşallah, inşallah. Yani bakın vücuttaki enerjiyle siz yemiş olduğunuz her gıdadan kanserojen vesaire negatif enerji birinin bakmasına işte o nazar dediklerimiz vesaire bunlar dışkı, idrar, ter, sıvı olarak gider. Bir de sizin görmediğiniz o kirlenmiş olan auranızdan kendi kendinizi temizlersin. Ben ne yapıyorum? Bu çakraların temizlenmesi tabii diyoruz biz buna. Tabii çok önemli. Ben ne yapıyorum? Mesela kendimi hayal ediyorum. Nerem ağrıyor? Diyelim ki sırtım ağrıyor. Ağran yerimi düşünüyorum. Böyle bir enerji yapıyorum. Bazen de sizin gibi kişilerden profesyonel yardım da alıyorum. Diyorum ki şuramda bir ağrı var diyorum. Orayı bana alır mısın diyorum. O arada da düşünüyorum. Çünkü birinin negatif enerji ise öbüründe kalmaz. Arınır hemen tutmaz. Diyorum ki dokunur musun? Şurayı biraz diyorum dokun. Orada o eli şifa eli gibi düşünüyorum. Ve o ele hani böyle dere gibi düşünüyorum. Oraya aktığını düşünüyorum. Ziftin aktığını. Sonra kendimi de düşünüyorum. Böyle bir taş, musalla taşı gibi de yükseldiğimi düşünüyorum. O taşın üzerine kendimi koyuyorum. Ve taşın üzerinden ışıkla kendimi yıkıyorum. Ayağımdan da negatif o zift gibi böyle aktığını daha sonra da dua ederek aşağıya kendimi indiriyorum. İşte Refik Hocam'ın mucizeler eğitimde bize öğrettikleri bunlar. Özde biz... Ben herhangi bir yerden de eğitimden almadım ama... Tabii özünüzde biliyorsunuz zaten bunları. Biz özümüzde bulduğumuz bildiklerimizle buluştuk. Çakralarımız tıkanı, mide problemi var. Nedir? Karşı tarafın yaptığını hazmedemedi. Tabii. Boğaz çakrasında bir problem var. Nedir? Seni kırmamak için söylemedi ve yuttu. Tabii. Omzunda sağ tarafında problem var. Sağ erkeği temsil eder. Sol bayanı temsil eder ya da anneyi. Tutulmuş ne diyor? Direniyorsun. Erkeğe, babana karşı, eşine karşı direniyorsun. Vücut karşı taraftan bize şuram ağrıyor, bu problemi var dediği zaman biz onun biyoenerjiyle vücudun ne demek istediğini biliyoruz. Refik Korkmaz bilinçaltı dili eğitimini aldıktan sonra da size ben bir hayvan figürü sorarak hangi frekansta olduğunuzu öğreniyorum. Refik Hocam diyor ki profesör olmuş, mühendis olmuş, bir iş yerini alacaksınız. Onun belgelerine bakmayın, CV'sine bakmayın. Sorun ona bilinçaltı dilimde neyi temsil ediyor? Güvenilir bir insan mı? Frekansı bu şirketi temsil edebilir mi? Öyle alın. 2080'in bilgisini şimdiye taşıdım diyor Refik Hocam. Bu muazzam bir şey. Sizin az önce musalla taşına kendimi koyup yatırdım, temizlediğim dediğiniz olay. Çünkü biz fiziksel, zihinsel, ben mesela kendimi hayvan duygusal, olarak görmek düşündüğüm zaman kanguruya benzetiyorum. İşte onun bizim bilinçaltı dilinde bir karşılığı var. Biz bu frekansı en yüksekteki hayvan Anka'ya çıkararak Anka frekansını uyumluyoruz. Anka ne demek?
Başkentin Ankara, Türkiye yeniden küllerinden doğdu Cumhuriyet Hükümeti'yle Atatürk'le. Zümrüt Ankara gibi değil mi? Zümrüt Ankara gibi. Az önce ne dedim Kur'an-ı Kerim'de mealini okudum. Süleyman Peygamber bütün hayvanlarla konuşuyordu. Yarasa'ya dedi ki hanımı Süleyman Peygamber'in hem kral aynı zamanda da peygamber. Kızım gelin olacak. Bütün hayvanlar tüylerini döksün kuş tüyü yatak yapacağım dedi. Yarasa o kadar tabi oldu ki bütün tüylerini döktü. Ama baykuş çok akıllıydı. Geldi dedi ki bu evrendeki bütün yarasalar tüylerini döktü. Bize ne gerek var? Sonra biz kışın neyle ısınacağız? Hükümdarım. O zaman dedi ki seni kuşlara bey yapıyorum. O yüzden baykuşun adı beykuşun adı baykuş kaldı. O yüzden biz bu hayvanların bize ne mesajlar verdiğini bilerek insanların anka frekansına yükselerek küllerinden yeniden doğup bütün eziyet çekmiyor muyuz? Hayat kalp grafisi gibidir. İniş ve çıkışlardan ibarettir. Buraya geldiğimiz zaman burayı sıçrama tahtası olarak kullanabilirsek ankaya çıkarız. Hep ankaya kalarsak da anka şifadır. O frekansta kalarak mucize ötelerine geçerek şifacı oluruz. Peki İngilizce ise baykuş? Onun da vardır baykuşun karşında. İngilizcem çok iyi değil ama yani Ankara'nın karşında... Bay mıdır orada da? Baydır. ya bayansa? Bayan da olabilir. Peki şimdi aslında sormak istediğim şu. Konuyla i̇nsanların, alakalı. İnsanların cinsiyetlerine gören midir arınmak? Asla değildir. Kadın daha çabuk mu arınır? Erkek daha çabuk mu? Var mı böyle bir şey? Öyle bir şey yoktur. Yok. Erkek de kadın da insandır önce. Peki çocuklarda negatif enerji olabilir mi? Tabii ki olabilir. Peki bu, onların da arınmaları gerek var. Mesela tabii benim arkadaşım devamlı olarak çocuğuna o da NMP filan işte bu Access Bars vesaire yapıyor. Mesela Canan Beklik var. Hı-hı. Access Bars'ta çok evet, değerli biri. Tanıyorum kendisini. Çok önemli bir hocadır artık. Hocaların hocası. Bizle de aşağı yukarı 4 yıldır filan birlikte yol alır. Ve artık günü yok kadının çekmeye. Artık kadının günü yok. Artık konferanslarını kendileri düzenliyor. Ayda bir dev, muhteşem yüzlerce kişinin katıldığı konferanslar veriyor ve insanları bilinçaltı bilgilendiriyor. Çok değerli. Tanışır mısınız Canan Hanım'la? Kitaplarından biliyorum. Benim de Recep Özer aynı işi yapıyor hocam. Access Bars. Workshop eğitmenim kendisi. 8 haftalık workshop eğitim yolculuğumuz oldu kendisi. Benim hocam da kendisi. Aynı yolculuktalar onlar da Canan Bektik Hanımefendi ile. Bu yolculuk çok keyifli. İnsanlar dönüşmek isterse kime tutunduğun önemli değil. Yeter ki o yolda birlikte yol alacağın, aynı frekansta olduğun insanlarla buluşmak. İstanbul'a çok sık geliyor musunuz? Hemen hemen evet. Ayda bir filan, ayda iki. Son Mart ayında gelmiştik. Mayıs ayındayız. Sık sık İki ayda bir evet. İki ayda bir geliyorsunuz. Müşteri portföyünüz genelde danışan portföyü aslında. Danışan portföyü siz, evet. Aslında herkes herkese müşteri. Yani bakkalın da müşterisi tabii var. Tabii ki. Atıyorum bir bakanlığa da gidince tabii vatandaşın müşteri. Tabii birbirimize hizmet ederek devam ediyoruz evet. Çünkü. Peki danışanlarınızın çoğunluğu Sinop'tan mı İstanbul'dan mı? Dünyanın her yerinde. Öyle mi? Evet. Geliyorlar yani. Telefonla seans yapabiliyoruz. Bu çok peki, kolay. Peki şey Sinop bölgesinde filan bu oran? %10'larda. Benim danışanlarım daha çok Türkiye'nin diğer şehirlerinden. Siz gidiyor musunuz? Yurt dışından var. Gittiklerim de oluyor. Samsun'da çocuklarım var. Bafra'da oğlumun biri telekomda uzman. Diğer oğlum havacılık yönetimi okudu. Onun çevresindeki arkadaşlarından seans almak isteyenler olursa gittiğim zaman hemen toparlanıyorlar. Seans verebiliyorum. Telefonla direkt. Toplu mu yapıyorsunuz? Seans onları? Yapıyorum. Toplu yaptıklarım da oluyor tabii peki, ki. Onları bilinçlendirmek açısından. Toplu yaptığınız zaman bir enerji gidiyor. Tabii. Çok yorgun olduğunuzu hissettiğiniz hiç anlar hiç öyle bir şey yok. Çünkü biz vakumlanıyoruz, arınıyoruz, korunuyoruz ve zırhlanıyoruz. Bir kimlerle, meleklerle. Bir korunuyoruz, vakumlanıyoruz. Korunuyoruz, vakumlanıyoruz. Vakumlanıyoruz. Zırhlanıyoruz. Zırhlanıyoruz. Aynı zamanda eterik bağlarımızı kesiyoruz başkalarıyla birleştiğimizde. Sizinle şu an benim 5 metre aura alanım, sizinle aura alanım buluştu. Siz benden bazı arkadaşlar vardır ilaç gibidir iyi gelir. Bazı arkadaşlar hastalık gibidir kaçmak istersiniz. Hmm. İşte biz o negatif enerji aman ne kadar kötüsün filan diye. Vakumlar vampir gibidir emer bütün enerjini. O an hemen kesersin eterik bağlarını. Ben mesela sevmediğim insanlarla hiç görüşmek istemiyorum Dilek Hanım. Enerjilerimiz uyuşmadığı için hayatımızda görüşmek istemesek de onlar çıkıyorlar zaten. Peki size çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Ben zaten yüksek frekansta, mucize ötesi frekansında ve meleklerle korunma içinde olduğum için onların zararları bana ulaşmıyor. Ulaşmıyor ama sinir olduğunuz olur ya.
Ne kadar? Artık olmamaya çalışıyoruz. Koşulsuz sevgi alanında ve mucize frekansında kalarak olamıyorsunuz ama artık öyle bir şey. Ama olamıyorsa birileri sevmedikleri insanlarla görüşmemeli. Onlarla buluşmanıza bile bir mani çıkıyor. Nedir bu maniler? Hayatın içerisinde randevular iptal olur. İhtiyacı olanlar bana ulaşır. Negatif enerjilerle buluşmaz. Bunu hissedersem de hemen derim ki bana bunu hissettiren ne ve kim? Hemen derim ki iptal ediyorum. Bu olayın yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Rayten Rokuden Petpoden Pokonlar Shorts Porsamyon. Bu Recep hocamın öğretileriyle iptal etme programı. Bunlar ne? Bunlar akses. Akses, evet. Dedim ya donanım kendi ihtiyacımı bulurken öyle donandım ki ben artık bunu Canan insanlarla çok enteresan faydalandırmak şeyler öğretti. Istiyorum. Diyor ki istemediğin şeyleri diyor Seyhan Hanım diyor düşsel olarak kendini orada düşün. Şunu şunu iptal ediyorum, şunu iptal ediyorum. O iptal etme cümlesi az önce söylediğim. Kısaca Podenpok, uzunu da Reiter Rokuden Petpodenpok Onlar Shorts Boysenbios. Dinimizde de bu töbe. İptal ediyorum demek yani. Aynı şeyi Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Aynı şey. Türkçe ve İngilizce. Arapça'da tabii ki. Gönlünüze nasıl geliyorsa. Yani lisanın önemi yok. Asla. Önemli olan gönül gözün ne söylediğiniz kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Peki mucizelerin içerisinde neler oluyor Dilek Hanım? Mucizelerin içerisinde sizin bir çocuğunuz var ve yatağını ıslatıyor. Bana diyorsunuz ki ben bundan kurtulmasını istiyorum. Bana ben yardımcı olabilir kadar misiniz? Ben 13 yaşına kadar işledim. Ah bu NLP'leri falan bilmiş olsaydım. Şemezdim demek. Anneniz de bilseydi olmazdı. Tabii annem de öğretmen bu arada. Ne güzel. Ama ne tabii güzel. Ki bu başka bir bilinç. Bu yeni bir bilinç. Evet. Yeni bir anlayış. Mesela başka bunu bilmeyen, bu bilimi bilmeyen insanlarla bir araya gelince Podenpok demek hani kelime olarak da çok anlamadım efendim. Efendim bir şey mi söylüyorsun anlamadım diye tekrar ettirmek istiyorum. Ama aynı dili konuştuğun insanlarla aynı frekansla anlaşabiliyorsun. Sevgi çok önemli değil mi? Sevmek koşulsuz çok önemli. Sevgi çok önemli. Mesela siz şimdi biz daha hiç birbirimizi daha önce hiç görmedik. Mesela odaya geldiniz şöyle bir baktınız vesaire. Ama benim konuyla ilgili ve size yaklaşımından dolayı insanlar birbirine mesela ben de sizden karşımdaki insanın boş olmadığını görünce hoşuma gitti. Ya şimdi ne soracağım? Yani... bence soracak soru çok. Köşeye ki sıkıştırma. Soru falan hiç hazırlamadık yani doğaçlama gelişti. Hazırlamaya da çok gerek yok. Evet. Ben her meslek grubunda sorabileceğim, cevabını alabileceğim, hatta katma değer olarak katabileceğim şeyler olduğunla ilgili kendimi yetiştirdim. Ne kadar güzel. Ama şu an o kadar rahatladınız ki mesela ben konuşmaya başladıktan sonra hiç hani stüdyodayız bir çekim var tabii, bu tabii, bir televizyon tabii, ekranı tabii. falan gibi düşünüyorsunuz. Çünkü danışanımla her gün sizinle paylaştığım şeyleri paylaşıp onu bilince ulaştırmaya çalıştığım için önce frekanslar sonra bilinçaltı sonra mucizeler anlatarak onu hazırlıyorum. Mucize ötesine ve anka frekansını hazırlıyorum. Ne var? Bolluk bereketinde tıkanıklık var. Ne var? Geçmişinde tıkanıklık var. Ne var? Hipnozla çocukluğuna inmemiz lazım. Ne var? Bilinçaltını düzeltmemiz lazım. Ne var? Biyoenerjiyle tıkalı yerleri var. Midesi ağrıyor sürekli. Neyi hazmedemedi? Neyi bırakması gerekiyor? Çakralarını açıyoruz. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiği zaman inanılmaz bir tedavi oluyor. Ne? Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal. Her şey tamamlandığı zaman geçmişini silip kayıtlarını geleceğe yepyeni bembeyaz bir sayfa açıyor. Kendi kapattığı, nasıl elmasın üstü patates gibi ya da kömür gibidir, parladıkça üstünü zımparaladıkça altındaki parlayan kısmı meydana çıkar. Onu çıkardığımız zaman, özünü bulduğu zaman ortaya onun artık önüne hiç kimse duramaz. O yüzden insanlar mucize frekansına geçmekten keyif alıyorlar ve orada kalmak istiyorlar. Orada da nazar, büyü, göz hiçbir şey işlemiyor. Az önce çocuk şimdi yatağını... Buyurun lütfen. Lütfen siz rica söyleyin. Ederim. Çocuk evet işemeyle ilgili bu çok önemli. Oraya geldik hemen annesiyle vekaleti var giriyoruz onu düzeltiyoruz. Çocuk ertesi gün kalkıyor ki yatak kuru. Çocuk kendine güveniyor. Bu çok neyle önemli. Ulaşıyoruz? Refik hocamın sevgili saygıdeğer Refik Korkmaz bilinçaltı diliyle düzeltiyorum. Bir insana koşluk veriyorum yol gösteriyorum Halil Ata bıçakçıyla. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Bununla ilgili noter tasdikli almış hayalleri gerçeğe dönüştüren. Ben de onun hocasıyım. Hayallerine ulaşmaktaki zihninde engel olan ne var onu ortadan kaldırıyoruz. Noterler nasıl onaylatmış? Çok ilginçsiniz Dilek Hanım. Halil Ata Bıçakçı. Ben hayalleri gerçeğe dönüştürüyorum demek. NLP, kuantum ve hipnozu kullanarak. Çünkü bir enerji o enerjiyi düşünmesini nasıl ve mesela ben uygulamasını istediğim, sağlıyor. İstediğim ne varsa notere gidiyorum, tasdikletiyorum ve onun doğru olup olmadığına ilgili bilgiyi alıyorum. Bu mu? Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam Halil Ata Bıçakçı, kişisel gelişim uzmanı. Tamam. Hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürmüş? Kuantumu kullanarak, enerjiyi kullanmayı bilerek. Notelden nasıl NLP. yapmış bunu? Notelden de benim adıma bu patenttir diye almış bunu. Ha, anladınız demiş. Değil mi ne demek ki patent? Patent olarak almış. Tabii yani, hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Neden? Çünkü beyninizdeki düşünceleri yönetmeyi öğretiyor.
Kuantum bir enerji değil mi? Tabii. Biz bir enerjiyle ben mıknatıssam sizi çekebilirim. Kendi metalimseniz sizi çekebilirim. Ben mucize ötesinde frekansında kalarak mucizeleri çekebilirim. Ben mutluluk frekansında mutlu olayları çekebilirim. Ama ben her gün değersizlikse eğer yaşar yaşar tekrar aynı şeyi çekerim. Bana değersiz olduğumu hissettirecek olaylar ve insanlar girer hayatıma. Peki hayatımıza herkesi... Biz bunları iptal ettik artık. Peki hayatımıza insanları sokarken şifre kelimeler var mı? Sokmuyoruz. İnsanlar geliyor bizi buluyor ya da biz onları buluyoruz. Mıknatıslar buluşuyor. Tamam, artı eksi olarak... Mıknatıs olarak biz kendimizi hangi frekansta hissediyorsak onlarla buluşacağız. Eğer biz düşük frekanstaysak o olayları ve insanları çekiyoruz. Yani kuantum eğer bilincimizi budur. Biz hazırlarsak zaten o kötü bize ait asla olmayacak olanlarla zaten karşılaşmıyoruz. Asla bile karşılaşmıyoruz. Yani aslında olduktan sonra değil olmadan evet, da gelmek evet, ve arınmak evet, lazım. Evet, doğru mu anladın? Mucize ötesinde kaldığımız frekans mucizeleri çekiyor. Peki ilk hangisinin eğitimini aldınız burada? Yani yaşam koştuğu NLP... Access Bars. 2019'da aldım bu eğitimleri başında. 2019. 2019 çok yeni daha. Ama diğer bilinçaltı eğitimi zaten Refik hocamı takip ediyordum. Refik hocamın eğitimini aldıktan sonra da şu an eğitmeni oldum. Aynı zamanda da danışanlarıma bu hem eğitimini veriyorum hem seanslar veriyorum. Günde kaç meleklerle kişiye bakabiliyorsunuz? Sınırsız. Çünkü zaman çok kısa sürede hallolabilecek şeyler olduğu için. Melekler... Ne mesela? Az önce dedim mi idrar torbasını düzelt 15 dakika yarım saat 45 dakika aşkını düzeltiyoruz. İdrar torbasını aşkını düzeltiyoruz. Nasıl? Hayata bakış açısını düzeltiyoruz. Aşkını sevgili nasıl sevgilisiyle arasını düzeltiyoruz. Gerçekten mi? %1 milyon evet. Vay be. Bununla ilgili sevgilimle ben 2 aydır ayrıyız. Hemen düzeltelim. Adamla eşimizi aldattınız sen. Hayır. Aldatanlar geliyor mu? Tabii. Peki aldattıkları zaman ne tavsiye ediyorsunuz? Olayın seyrine göre yani şöyle söylüyorum. Aynı frekansta değilseniz mutlaka ayrılacaksınız. Hmm. Aynı frekansta eğitim almıştır. Zihnini değiştirmiştir. Frekansını yükseltmiştir. Aynı frekansta kalamazlar. Ya da o 7 yaşına kadar %88 kayıtta erkekler aldatır kayıtı vardır. Erkekler bütün kadınları aldatır kaydı vardır. Onu gerçekleştirmek için geri kalan %12'de onu yaşıyordur. Peki, oraya ulaşıyoruz önce. Ayrıldıktan sonra nasıl bir daha oluyor? Eğer istiyorsa, ben istemiyorsam. İstemiyorsanız hiçbir şey olmaz. İstiyorsanız da bilinçaltı diliyle mümkün. Hem seviyorum nasıl oluyor? Ona hem istemiyorum hem seviyorum. Evet. Orada bir tercih yapmak zorundasınız. Devam etmeli misiniz bu kişiyle bu yolculuğa yoksa bırakmalı, zamanı bırakıp gerçekten neden ayrıldınız? Bunun hediyesi size nedir ona mı bakmalısınız? Peki sigara? Hepsini bırakabiliyoruz. Hepsini. Sigara ile ilgili aramada tabii. Kaç seansta sigarayı bırakır? Bir seansta bırakabilir. Bir tikler, seans. Takıntılar bir seansta. Asansör korkusu var. Hocam seans içinde asansör korkusunu yeniyor. Yükseklik korkusu var, yeniyor. Tikler, takıntılar hemen bir seansta gidiyor. Siz Refik Korkmaz hocamla mutlaka tanışmalısınız. Bize gelmiş daha önce, konuk olmuş. Gelmiş ama siz henüz tanışmamışsınız, evet. Belki de tanışmışımdır, hatırlamadım. Sema Hanım'ın misafiri oldu, evet hocam. Peki, diyelim ki aşkla ilgili sorun değil de işle ilgili sorun. Yani aşkla ilgili sorun. İşle ilgili de bolluk bereket kanallarında tıkanıklık vardır. Kendini bolluğa layık görmüyordur. Çok parası vardır ama fakirlik bilinciyle yaşar. Onu değiştiriyoruz. Peki aşkla ilgili? Aşkla ilgili de rızkını çoğaltma konusunda da yine bolluk bereket çalışması yaparak bilinçaltı diliyle bolluk bereketini aktive ediyoruz. Zayıflamayla ilgili? Zayıflamayla ilgiliyle ben kendimde 8 kilo verdim. Buluta çıkarıyoruz, kiloları yıkıyoruz, arınıyoruz. O kadar kolay. Peki, bunun içerisinde bunları randıman alanlar, yani size gelip bu mucizevi düşünceler diyelim. Somut değişim şey ve dönüşüm. Çünkü. Bunların hayrını alanlar, uygulama yaptırıp da evet oldu istediğim gibi Dilek Hanım'dan diyen kişiler hep böyle... Kulakla mı PR yapıyorsunuz? Yani o ona söylüyor, ben diyor Dilek Hanım'a gidiyorum diyor. Bana ihtiyacı diyor olan insanlarla buluşturuyor evren bizi. Evren ne? Allah. Bu evren kimin? Allah. Biz neyiz? Evrenden bir parçayız. O parçanla buluşuyorsun. İhtiyaca binaen. Ben meleklerle çalışırken diyorum ki, sevgili baş melek Cebrail, peygamberlere getirdiğim vahim ve ilham gibi benim kalbime ihtiyacım olanı duyur. Bana ihtiyacı olanı bana ulaştır.
Benim ihtiyacım olanı lütfen benim ayağıma getir. Yani gene burada hayat dini, bana hep ayağıma getirerek gene, oluyor. Gene burada yardımları tabii ki, kitaplarımızdan tabii ki, alıyoruz. Tabii. Yani şöyle çok kıymetli bir şey var. İman esaslarında Allah'a iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, kader plan dairesinde. Hepsine inanırsak hangisini biliyoruz? Kitapları biliyoruz. Dört büyük kitap var. Kaç melek var? Kaç tane büyük melek var? Peki bunların varlığını bilerek hangisinden yardım alıyoruz? Hiçbirinden. Artık biz bundan yardım almayı öğrendik. Cumhurbaşkanı'nın da söylemiş olduğu kaderden de üstün bir kader vardır diyor. Ne demek istiyor? Kaderden de senin kaderi planında hesapların varsa Allah-u Teala'nın da senin üzerinde hesapların var demek istiyor. Bravo. Sayın Başkanımız. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı, eğer diyor sen kaderci olma, biz önümüze konulanı değiştirebiliriz. Allah'ın ilahi kudretin bizim üzerimizdeki inisiyatifle onu değiştirebiliriz. Değiştirmeyi eğer ki istiyorsan sen zaten değiştireceksin. Herkese aslında o kelimenin altında inanılmaz bir özgüven sağlıyor. Kişisel olarak güven ayrı, Allah-u Teala'nın takdiriyle eğer yaptığın çaba birleştiyse zaten muazzam. Peki. Cumhurbaşkanı'nı mesela yine örnek verelim. Buyurun. Cumhurbaşkanı mesela başımızdan ülke olarak da bir sürü barzelerden geçtik. İşte 15 Temmuz gibi sıkıntılı dönemler, virajlardan, dönemeçlerden çok şükür, geçtik elhamdülillah. Ülke olarak. Ve o sıkıntılardan şükürler olsun ki bertaraf olduk. Kardeş kardeşi vurabilirdi, Suriye gibi olabilirdi. Allah muhafaza. Sayın Cumhurbaşkanı'nda nasıl böyle bir enerji var ki? Böyle Sayın bu Cumhurbaşkanımız. Kadar, bu kadar böyle yani şimdi insanlar diyor ki, ya bir saat uykuyla mesela koruma müdürleri vesaire etrafındaki bir sürü bakan arkadaşım var soruyorum vesaire. Yemin ediyor Seyhan diyor asla diyor uyumuyor bu adam diyor. Neden biliyor musunuz? Nasıl diyor çünkü, bir enerji var hepimiz yorulduk diyor. Evet çünkü kendisi ışık işçisi. Işığını evrene dünyaya yayan bir ışık işçisi. O görevli. Ben de görevli olmam. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde görevi var. Peki, Atatürk'ün görevi vardı. Bu görevler içerisinde mutank olabilir mi? Replilyan olabilir mi? Kelime anlamını bilmiyorum söylediklerinizin. Hani bu mutantlar var ya hani gelecekle ilgili işte bu kertenkele adamlar filan diye. Hiç öyle bir şey olarak düşünebilir miyiz? Çok üstün bir yaratık, bir gelecekten olan biri mi geldi kurtarıcı? Çünkü Türkiye çok enteresan bir yer. Ankara çok enteresan gelecekten bir yer. Anadolu çok enteresan bir yer. Gelecekten geldiğini bilmem ama Allah-u Teala'nın kendisi üzerinde görevleri olduğunu ve bu görevi hakkıyla yerine getirip Türkiye'yi işte... Irak'ta savaş var, Suriye'de savaş var, İran'da var, Yunanistan darboğaz ötüştü. Türkiye'nin şu an Allah-u Teala tarafından görevlendirilmiş, kendi görevini yapan manevi de bir koruması var Anadolu'nun. Ve ayrıca da Anadolu, evliya dolu. Tayyip Bey'in yalnızca Türkiye sorumluluğu yok, ümmetin de temsilcisi gibi. Ümmetin dünya üzerindeki görevleri yani var tabii Tayyip ki. Tayyip Bey'in şey gibi, mesela ben Necmettin Erbakan'a içimi sinmedi. Ben siyasi ben olarak... Ben bitiyorum. Mesela o zamanki tarihte 20-25 yıl önceki siyasetçi o Necmettin Erbakan'ın bir gün hayran olacağım kimlikte bir adam olduğunu düşünemedim bile. Necmettin Hoca da rahmetli bize kendini yanlış tanıtmış. Biz de cehaletten onu anlayamamışız. O bilinçte değilmişizdir. Ama bu yani liderlerin ki, hepsinin görevli olarak geldiğini biliyorum. Ben hayatımda hiç Tayyip Erdoğan'a oy vermedim. Kendisine de ilettim. Vermiyorum. Videolarımda da var. Vermiyorum ama onun bulunmuş olduğu makam Mustafa Kemal Atatürk'ün makamı olduğu için o makamın da bekçisi o olduğu için her Türk, benim özelliğimi boş ver. Ben sıradan garip kurabayım. Türkiye'de yaşayan herkesin onun için can verip onu koruması gerektiğine inanıyorum. Oy vermeyebilir. Ama o bizim sembol makamlarımız. Liderimiz, başkanımız, şimdi yöneticimiz, temsilcimiz, Türkiye'yi temsil soru ediyor. Geliyor. Buyurun. Cumhurbaşkanından soru geliyor. Bu kadar böyle her yerden negatif enerji alabilecek bir adam ve her yere de yetiyor. O da yardımlar alıyor mudur? Mutlaka alıyordur. Yani ilmi alıyordur, bilim alıyordur. Asla boş bir insan değil. Allah-u Teala onu donatarak buraya getirdiyse... Manevi güçte mutlaka destek veren enerjileri vardır yani kendisinin. Yani asıl soru şu, buyurun. Ne olursan ol, Türkiye'de değil, ümmetin milyarlarca kişinin
sembolü olmuş bir adam da olsanız bu karmalardan, negatif enerjilerden, ilahi kudretin size vermiş olduklarından muhakkak yararlanmak zorundasınız. Yararlanıyordur zaten. Bu kadar koruma altında olan bir insanın bunun dışında olmasını asla düşünemiyorum. Yani şöyle de düşünmek lazım. Her türlü korunuyordur. Sultan Süleyman olsa sen de ölümlüsün. Bunu zaten kendisi biliyordur. Hayır, Cumhurbaşkanı için söylemiyorum. İnsan onu olarak söylüyorsun. İnsan olarak. Elbette. Kim olursan ol ölümlüsün. Elbet. Ölümü hepimiz tadacağız. Elbette. Peygamberler 900 yıl yaşadı ama öldüler. Peki. Biz ölümlüysek. Evet. Öldükten sonra nereye gidiliyor? Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem var diyor. Ben de diyorum ki burada var o. Bu dünyada da cennet ve cehennem var. Öbür tarafta da cennet ve cehennem var. İnsanoğlu... İyi olduğun sürece pozitif evet. enerjiye yarsın. O zaman Kur'an-ı Kerim biz inanıyorsak, Kur'an-ı tamam. Kerim de bizim dinimizin kitabıysa kesinlikle. Onu açıp Türkçe ne demek istiyor bir bakmak lazım. Herkes okumalı. Herkes oku, ilk emri oku. Peki. Efendimizin sünnetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri meal olarak bize ne söylüyor? Elham-ı Şerif ne söylüyor? Elham Neşrahlik'e ne söylüyor? Hızır Aleyhisselam'ın ayından girdik çıkmadık henüz. Hızır Aleyhisselam hangi ayette, nerede geçiyor? Ben şimdi bunu biz bilmeliyiz. Soruyorum biliyor musunuz? Size her, hani her ölüm estağfurullah. Tadacak. Tabii işte, ki. Yani ne olursan ol, biz sonunda muhakkak öleceğiz. Evet. Ama yaşarken de adam gibi yaşayalım. İnsan olarak, gibi yaşayalım. İnsan olmak, ilk emrimiz ve insan olmak gönül zaten. Gönül kırmayalım. Koşulsuz sevgi alanında kalmak bu. Siz bu yaptırdıklarınızı meleklere mi yaptırıyorsunuz yoksa meleklere dua ederek mi yaptırtıyorsunuz? Meleklerin desteğini alarak hayatıma yön veriyorum. Yani melekleri herhalde akıştayım. Peki, melekleri herhalde birebir görmüyorsunuz. Onların sinyalleri var. Onların hayatımda olduklarının kanıtlarını, ispatlarını görüyor ve yaşıyorum. Peki, o kanıtlarla, ispatlarla nereye kadar, neler yaptınız da bugüne kadar? Şu an bu burada olmam. Söylediklerinizle, bu doluluğunuzla bilgi sahibi olmuşsunuz. Ama şu meleklerle iletişiminizi anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim, meleklerle işte hayatımda en süründüğüm nokta, sıçrama tahtası olarak kullandığım, Allah-u Teala'nın karşıma çıkardığı meleklerle tanıştıktan sonra korunma, vakumlanma, şifalanma ve haber. Bunlardan yardım isteyerek, çünkü Allah-u Teala, biz kendisine secde ediyoruz Allah-u Teala'nın. Meleklere demiş ki ben insan yarattım, secde edin. Melekler de bize secde ediyor. Bizi emrimize vermiş. Sağımda iyiliklerimi yazan, solumda. Kötülüklerimi yazan. Kötülük demeyelim de yani olumsuzluklarımızı yazan meleklerimiz var. Görüyor muyuz? Hatalarımızı diyelim ona. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Neye iman etmiştik? Allah'a, kitaplara, meleklere ve peygamberlere. Hangisini gördük? Ahireti gördük mü? Hayır. Ama ilk önce Müslüman olmamızın şartı bunlara inanmak. Bunlara inandığımız zaman ben kalbimi görmüyorum ama bir kalbim olduğunu biliyorum. Yani o yüzden melekler var. Muhafazakar birisiniz. Ben hayatımda meleklerin varlığına inanarak ve onlardan melek yardım alarak yaşıyorum. Görüntü itibariyle muhafazakar birisiniz. Muhafazakar ne demek? Muhafazakar. Muhafaza etmek, çürütmek demek. Muhafaza etmek demek yani insan olmak, kul olmak, onun yolunda ilerliyorum. Mütedeyim misiniz? Efendim? Mütedeyim misiniz? Anlamını bilmiyorum ne dediğini. Mütedeyin işte gene muhafazakar yani. Yani muhafazakarlık. Dini ritüellerini yerine getiren. Kalıplaştırmıyorum işte. Kendimi. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymaya çalışarak yolculuğumu cenneti bu dünyada yaşarak buradan geçerken de cennete ulaşmayı hedefliyorum. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasaklara uyuyorum zaten çok şükür. Zaten diyorsunuz ki benim şekil itibariyle mevcut şeklim önemli değil. Evet. Ruhum önemli. Evet diyorsunuz. Kesinlikle İnsanlara öyle. İnsanlara da diyorsunuz ki insanları görmüş olduğunuz muhafazakar mütedeyyin. Hiç kalıplaştırmıyorum asla. Birisi öyle birisi bunu ideolojik semboller haline getirmeyin asla. Hayatı. Bunlar kısa bir ömürdür. Asla. Bu hayatın içerisinde bu kısa ömrün içerisinde çok güzel söylediniz. Öyle bir nefes alın ki etnik evet. kimlikleri yok edin, mezhepleri yok edin, dinleri yok edin. Önce insan olun. Biz ayrıştırmayı zaten insanlıkta görüyoruz. Aynen diyorsunuz. Yüreğimden geçen her şeye rehber oldunuz. Ağzınıza sağlık. Sizin de öyle. Yaradan, yaratılanın içine kendi parçasından koymuş. Peki. O yüzden seviyorum onu. Mesela şunu bana diyor musunuz ki ya işte Seyhan Hanım benim bir programım var hayat içerisinde. Bir idealim var. Ben de bunu yapmak istiyorum. Bu konuda da mesela yani bu tür spiritüel hayatın içerisinde rehber olan, sizin gibi kendini üst bilinçlere taşımış olan ve insanlara bu bildiklerinizi paylaşan kişiler var. Onlar evet. daha sonra
konferanslar veriyorlar. O konferanslarda yani kişisel birebir almıyorlar da artık konferans toplu eğitimler veriyorlar. Evet, biz ona sizin de hayallerinizin nerelerinde bu? Işığımı ihtiyacı olan herkese ulaştırmak ve aydınlatmak. Yaşam yolculuğum sürdüğü müddetçe böyle olacak. Peki bunu almış olduğunuz eğitimler dışında yeni bir program daha çıkarsa Amerika'da, Afrika'da yer önemli veya Türkiye'de o programı da alırım ben denerim Allah diyor nereye musun? Takdir ederse, melekler bana nerede destek verir, yolculuğumda beni nereye götürürse akış ben oraya yani gönüllüyüm. Yani sorunsuzluk var diyorsunuz. Zaten tabii o sorunsuzluğun içerisinde Atlantis'e gireceğiz, çıkacağız. Görevlerim neredeyse bu görevi hakkıyla eda edeceğime söz verdim Allah-u Teala'ya. Bu yolculuk gönüllü bir yolculuk. Nereye varacağını bilmiyorum ama niyetim halis. Niyetim herkesi aydınlatmak. Ne yapmak istersiniz? Yani şöyle bir şey olsun da bu artık mesela ben diyorum ya biraz önce söyledim. İşte 50 yıl sonra insanlar daha az hastalanacaklar. Vücutlarındaki karmaları negatif enerjiden kurtulacaklar. Biz burada görevliyiz işte. Bana göre çok yakında, çok yakın tarihte 15-20 yıl içerisinde nasıl mesela hani organik beslenmeyle ilgili bir patlama oldu. Hani o beslenmeyle ilgili de insanlar dedi ki alternatif tıp dediler. Tıpın alternatifi olmaz diye bazı köşeliler söylüyor ama yine de artık dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde alternatif tıpla normal tıp birleşti. Evet. Ve bir artık tıp doktorları alternatif tıbbı uygulamaya başladılar. Evet. Peki. Psikolog, psikiyatr, ruhsal anlamdaki doktorlar bir level üstüne gidelim. Yani bir üste bakalım. Diğer doktorlarla da bu spiritüel hayat buluşacak mı? Buluştu bile. Bana göre de buluştu. Buluştu bile. Bana bilinçaltı diliyle sizin söylediğiniz her şeyi 5 yıl 10 yıl sonra değil şu an yapıyoruz biz. Yapıyoruz ama şu anda anaokulundayız bunun. İnsanlar yeni yeni bilinçlenmeye ama başladı. Artık şifalanan insan kitlesi var. Kuyruk sokumunuz düzeliyor, kanseriniz yok oluyor, bilinçaltı geçmişsiniz şifalanıyor, yeni kayıtlarınız tertemiz oluyor. Bu az bir şey değil bence. Peki. Neleri bu şifa yöntemiyle yani enerji şifa yöntemiyle nerelere ne yapılıyor? Nasıl dokunuşlar yapılıyor? Bütün sorduğunuz soruların cevabı evet yapılıyor. Hı-hı. Bu kadar basit. Mucizelerle, yani, bilinçaltı diliyle, hipnozla, bolluk bereketle, yani geçmiş şifasıyla, biyoenerjiyle ve çakralarla vesaire, her şey. Yani biz keramet bizde değil, keramet Allah'ta ve sizde. Evet. Size bunu kullanmayı öğretiyoruz. Podempok iptal ediyorum. Keramet Allah da bize verdiği sadece görev. Bu kadar. Vesile bu kadar. Kılmak. Vesile kılmak. Dediğim gibi ışığıma ihtiyacı olan ne demek? İptal ediyorum demek. Nece bu podempok? İngilizce. Gary Douglas ve İngiltere'den bir bu konuyu Access Consciousness Foundation denilen bilimi bulan kişi demek. Gary Douglas. Gary Douglas gibi Türkiye'de de eskiden aslında bir sürü ilim adamları, bilim adamları var. Türkiye'nin bilim adamı Refik Korkmaz. Refik Bey gibi bir sürü. Tabii daha bir sürü. Görevliler işte bunlar. Bunlar aslında görevli dediğimiz şey, nasıl Cumhurbaşkanımıza görevli dedik. Evet, o, evet. Devlet umumiyi yönetirken hizmetine sahip çıkıyor. Etrafındaki mesela bir aile, anne, baba da kendi çocuklarınla sahip ilgili çıkıyor. Görevlileri. Sahip çıkıyor, tabii. Bu konuda da görevli olan kişiler toplum tarafından toplumu bilinçlendirmek Evet. Bu bilinçlendirmeyle nerelere dokunacağız? Bütün insanların hayatlarına ve sağlıklarına. Ruhsal, duygusal, fiziksel ve bedensel. Geldiniz bize dokundunuz. İnşallah ben öyle olmuştur. Çok da keyif aldım. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim davetinize. İcabet etmek benim için onurdu. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bir kere çok gülen bir kadınsın. Hep öyleyim. Çok bilen bir kadınsın. Estağfurullah. Araştıran da belli Allah bir kadınsın. Allah bildirdi. Allah senin yolunu söylesin. Amin. İnşallah istemiş olduğun yollarda da güzel güzel yürü. Amin. Benim çok i̇nşallah. İlgilendiğim bir alan. İnşallah. Çok sevdiğim bir alan. Böyle zaman zaman okuyup böyle ya şunlara kendimi kaptırayım diyorum ama iş yoğunluğundan da çok zaman ayıramıyorum. Yoksa ben de uçup gideceğim yani. Evet. Meleklerimle aramın iyi oluyor. Tekrar çok hoş geldin. Memnun, hoş şeref bulduk. Verdiniz. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Efendim bugün Dilek Üstün hanımefendiyi ağırladık. Dilek Üstün'le spiritüel hayattan konuştuk, Access Bars'tan konuştuk, NLP konuştuk. Aslında insanın ruhuna dokunmayı konuştuk. Siz olun, önce kendinize dokunun, sonra başkasına dokundurun. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere.